Benim şimdi deseniz ki kaç tane cemaatin var? Bunlar nerededir? Hangi vilayette ne kadar var? Ben bunu bilmiyorsam, benim adıma kimse de bunu bir çetelesin tutmuyorsa, konuşuyoruz biz burada, işte millet izliyor gibi. Kendim de bir dernekte konuşma yapıyorum. Bunu dünyanın her yerinden izliyorlar. Veya Lale Gül'den konuşuyorum. Veya Habertürk'ten, siz globale geldim şimdi. Bu izleniyorsa, buna yani diğer tarikat cemaati manasında bir cemaat denemez. İsmail Bey de burada söylesin. Benim bu şekilde bir cemaatim yok. Ben hep derim ki, Fatiha dedim mi bizimkiler dağılır gider. Ondan sonra arkamızı kimse aramaz. Yani üç kere hapse girmişiz. Başımıza gelmeyenler kalmamış. İşte efendim aç mısın aç mısın? Ha şu ziyaretçiler gelir Allah için. Şimdi izin verselerdi binlerce kapı metresin kapısı yollar tıkanırdı. Bak doğruyu konuşayım sevenim çoktur. Ama yani böyle teşkilat olmadığı için arayıp sorup da bir irtibat kurup da neredeyiz neyiz mesela şurada toplanıyoruz. Şurada ancak ne gibi Facebook'tan siz nasıl bir sitede bir şey duyuracaksanız Facebook'tan duyurursak hoca şuraya gelecek. Geçen işte Edremit'teydim. CHP belediyesinden salonu tutmuşlar. Yani burada misal olarak söylüyorum. Benim durumum bu. Belediye de vermiş sağ olsun. Yani neyse para mara aldıysa onu bilmiyorum. Bir dernek tutmuş. Bana da buyurun gelin dedi konferans verin. Ben de konferans verdim. İçerisi dışarısı doldu. Yani ne salon tutuyorsunuz burada bu kadar gelir miler dedim. Gelirler sen çok seven var dediler her sınıfta. Geldiler dinlediler. Ben şimdi... Şimdi Edremit'te bana sorsanız kaç kişi seni seven var, tanıyan var? Şuyum buyum ben bunu bilmem. Beni seven cemaatler olduğuna kabul ediyorum ama bu halk kitlesidir. Yani halktır. Bu örgütlü birbirini tanıyan ve birbiriyle haberleşen irtibat. Ancak ne gibi? Facebook sitem varsa bu siteden yaptığım bir duyuru. Burada gizli bir şey yapılamayacağına göre duyurular. Yaptığım emni herkesin takip ettiği şeyler sitelerimiz hepimizi. Böyle duyurular yaptığım noktada birileri gelirse gelir. Bir evde gizli toplanalım. Bir camide zaten gizli toplanılmaz. Yani hiçbir yerde gizli bir faaliyetim yoktur. Size getirilen eleştiri ya da benim konuyu açış tarzım bütün bunlar değildi aslında. Bu şöyle şimdi tarikat ya da şimdi kendim... tarikat şeyhi değilim. Hakikaten değilim. Yani tarikat şeyhi olmadan şimdi şeyhim demek haramdır, iftiradır. Yani ben şimdi bunu nasıl yapayım ben üstleneyim böyle bir şey. Böyle bir görevim yok. Lideri de değilim. Çünkü tarikat silsileyle gelen ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den herkes kendine göre iddiatli de olan bazıları müddaidir tabii. Ben onları da reddediyorum. Ama Mahmut Efendi gibi silsilesi belli olan, şeceresi belli olan insanlar var. Bu silsile tabii Osmanlı zamanında olsa bunlar resmi kurumlar halinde İsmet Baba Tekkesi'nde Ali Haydar Efendi resmi post işi padişahın turasıyla şeyi var. Yani ondan sonra kapanınca o tabii kesildi o yazı işi. Müsaade ederseniz şöyle sorayım sonra İsmail'e geçeceğim. Şöyle ifade edeyim belki İsmail de farklı bir kavram kullanır ama bu tip dini yapılanmaların ticaretle ilişkilerinin sıkıntılı olduğunu söyledi İsmail ve bir tartışma başladı. Tamam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, mesela geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Benim 100'e yakın kitabım var. Efendim çıkarttığım dergim var. Yani dergim var. Bu dergiler kitaplar yani kitaplarımda eskiden tabii daha çok kitap okunuyordu. Şimdi tabii biraz kitap azalsa bile. Ben senede 3-4 kitap zaten çıkarıyorum. Bu kitap teliflerimde bir de 80-90 eskiden beri gelen teliflerim var. Teliften geçiyorum. Eskiden babam zengindi. Tabii babamın zengini zamanında okçu olarak bilinirdi. Bütün hürriyet yazarlarına kadar herkes yazardı. Babamdan bahsedilmiştir. Herkesin bildiği bir adamdı ama iflas ettir 28 Şubat'ta. Onun iflasından sonra tabii bize maddi manevi işte arenalar maranalar yapıldı 3 tane hakkımıza falan. O arada o iflaslar oldu. Her türlü bize bindirdi. Bizi de hapse attılar deprem bazında yani. Zaten tek günah keçisi olarak her dakikada biz bulunduk yani. Adnan 20 sene göz yumuldu, 30 sene, 40 sene ifade etmediği insan kalmadı maddi manevi bilmem ne. Herkese göz yumuldu yani. Biz de her seferinde gel aşağı. Bir şey demedik devletimiz yani o... Devletin adına yetki kullanan hükümetler diyelim. O geliyor, o gidiyor yani. Ama her seferinde bu dönemde de yine biz hapse girdik yani. Mesele değil yani. Devlet sağ olsun. Ama burada bu kadar yolsuzluk, soysuzluk varken ki kitabını da okudum yani İsmail Bey'in. Hakikaten çok önemli şeyler. Ama biz bunları seneler evvel kürsülerden Ali Kalkancıları, Adnanları efendim şey yaparken bize fitne çıkartma ya bilmem ne diyorlardı. Hatta İslami cemaatler. Ben bunlarda her zaman için yanlışlarla, gördüğüm yanlışlarla şey yaptım. Fakat holding şeyi, CEO'su şeyini ben telefon ettim kendisine. Yani benim için bu lafın kullanılması
Doğru değildir çünkü benim bir holdingim yok. Efendim şirketlerim yok, bir şeyim yok. Telifimi vermişim bir şirkete. Oradan efendim telif ücretim bana verildiği takdirde nitekim işte hapse girdik. Hapse girince arkadaş geldi, o zaman çalışan arkadaş. Yani şirketi olan bana aylık veriyordu. Dedi ki hoca efendi dedi, iki aydır içeridesin. Hakkında da işte kara gümrük çetesi, yani çok müstehcen pis iftiralar diyelim şimdi. Bu durumlardan dolayı dedi, kitap alınmıyor dedi. Dergi işte aboneler azaldı bilmem ne. Benim şeyimi kesti diyelim. Veyahut da azalttı. Yarıya azaltacağım dedi, üçte bire düşüreceğim dedi. Ne diyeyim adama şimdi? Ben şimdi kitaplarımla, dergiyle gelirse telifim geçiniyorum. Şu andaki durumum bu. Peki hocam. İsmail neler söyleyeceksin? Çünkü çok ciddi tartışmaya yol açan yaklaşımların evet. vardı. Ama ben şimdi öbür tarikatlar adına konuşmadım şu anda burada. Tabii ki. Kendi adıma tarikat lideri olmadığımı, vekil de olmadığımı, kefil de olmadığımı, kimseye ders, zikir dersi bile öğretmediğimi. Ancak topluma genel bütün konuşmalarım ortadan yapılıyor benim. Hiçbir özelde bir adam alayım da gel sana özel bir zikir öğreteyim diye genel bazı sorularım da olacak. İzin verin İsmail'e geçelim. Ben aslında neden Cübbeli Ahmet konusunu açarak bu tartışmayı başlattım. Önce ona girmek istiyorum. Yok sadece benden başlatmadın sen. Hayır. Neden bu tartışma sizinle nihayetlendi? Yani niye, evet, neden evet. Ahmet Bey'le nihayetlenen bir tartışmaya başladık? Onu anlatmak istiyordum. Aslında benim bizim dini milli tarihimizde bin yıllık yeri olan tarikatların Türkiye'deki ekonomik dönüşümle paralel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Türkiye 1980'den sonra serbest piyasa ekonomisine geçirildi. Ve serbest piyasa ekonomisi bu geçişin kendisi 12 Eylül darbesiyle mümkün oldu. Bu yıllarda özellikle Türkiye'nin 80-85 yıllarındaki antidemokratik iklimden en çok tarikatlar yararlanmıştır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son raporu da buna işaret ediyor. Demokratik alanı en çok onlar istismar etmişlerdir. Bu yıllar Türkiye toplumunun biriktirdiği, Cumhuriyet'ten bu yana biriktirdiği bütün kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirme adı altında yağmalatılmasıyla beraber aynı zamanda toplumun sendikasızlaştırılması ve örgütsüzleştirilmesini izler. Örgütsüzleştirilen ve sendikasızlaştırılan toplum devletin müdahalesiyle tarikatlara ve cemaatlere yönlendirilmiştir. Aynı tarihler tarikatlar ve cemaatlerin yer altından çıkış tarihidir. Bir tür yardımcı dini faaliyet alanından çıkıp eğitim atağı, yurt atağına başlamışlardır. Fethullahçılar ve Süleymancılar öteden beri güç biriktirdikleri için bu alanda yoğunlaştılar. Bu süreç özellikle... Yani 80'den sonra başladı. Tabii 85 ve sonrası. 90'lı yıllar aynı zamanda medya atağını izlemektedir. İşte Işıkçılar dediğimiz İhlas grubu ve diğer topluluklar televizyon kurma eğilimi başlattılar. Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasında ise artık sağlık alanında, inşaat alanında ve başkaca alanlarda yığınla şirket sahibi oldular. Artık bizim tasavvuf tarihimizdeki ehli tarih diyebildiğimiz Hacı Bayram, Mevlana, Yunus Emre ve nicelerinin temsil ettiği bir lokma bir hırkayla geçinen, yine onların temsil ettiği yüzünü dünya malından ahirete dönmüş, dünyadan muradını kesmiş tarikat liderleri karşı karşıya değiliz. Bizim aslında sarıklı cübbeli diye karşımızda görünen kişiler aslında altında yığınla şirketi bulunan holdinglerin sahipleridir. Artık tarikat yok. Bunlar birer holdingdir. Bunların yatırımı ahirete değildir, dünyadır. Her biri Müslümanın kayıp malı diye görerek dünyada mülk biriktirme telaşına düşmüştür. O yüzden yığınla hastanesi vardır. O yüzden yığınla okulu vardır. Bunların işte şu an ehli tarih yani Gavs dediği, Seyda dediği, Şeyh dediği kimseler aslında CEO'dur. Görünürde CEO'dırlar. Bir şirketi idare etmektedirler. Yoksa dine neşe içerisinde bağlananlar tayfasının lideri değillerdir. Mülke neşe içerisinde bağlananların liderleridir onlar. Öbür taraftan onların müritleri yoktur. Onların müşterileri vardır. Fethullahçıların devletin teşvik ettiği dönemde kitleselleşip baskı ve zor dönemlerinde daralmasının sebebi aslında devletçe teşvik edilmiş müşteri olmalarıdır. Verip müritten şeyhe, şeyhten müride aktarılan da benim anlayışıma göre inanç değildir. Benim anlayışıma göre bir mülk kavgasıdır. Tam da bu bağlamda Cübbeli Ahmet'i, Ahmet Bey'i nereye koyduğumu ifade etmek isterim.